Eğitim Hanem kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda e, Kültür Sosyolojisinin Ata AÖF Kültür Sosyolojisinin deneme sorularını çözdük. 20 soruluk bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Kültür Sosyolojisinin biliyorsunuz ki Ata AÖF'ün deneme sınavları var. E, şimdi e, yetmedi sorular. Size şimdi artık biraz da e, deneme sorularına video yapmak istedim. O zaman deneme soruları için kültür sosyolojisinin hemen başlayalım. Deneme vize sorularıdır arkadaşlar. Birinci sorumuz kültürel örüntü kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız aralarında belirli bir süreklik olan özelliklerdir. İkinci soru arkadaşlar postmodernizmin kavramını ilk kez aşağıdaki düşünürlerden hangisi kullanmıştır? Toybi, Üçüncü soru arkadaşlar deneme sorularımızı çözüyoruz. İnsanların kolektif olarak kendi yarattıkları şeylerin nesnesi haline gelmesine ne ad verilir? Şeyleştirme. Hatırlıyorsanız arkadaşlar bunu e, hem çıkmış vize sorusunda çözmüştük bu soruyu. Hem ünitede çözdük ve yine deneme sorularında da karşımıza çıktı. Dördüncü soru arkadaşlar, bir insanın kişiliğinin içinde yaşadığı kültürün özellikleriyle ilişkisini araştıran okulun adı neydi? Kültür okuluydu. Yani zaten sorunun içinde kültür deyince direkt kodlamamız olan cevabımız kültür kişilik okuluymuş. Beşinci soru arkadaşlar, deneme sorularını çözmeye devam ediyoruz. Geleneğin icadı kavramsallaştırmasını geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Eric Hoppown arkadaşlar. 6. Soru Aşağıdakilerden hangisi bireyin dünyaya geldiği andan itibaren ilk çevresini oluşturan aile ortamında gerçekleşen kültürlenme sürecini ifade etmektedir? Birinci toplumsallaşma bireyin toplumsal sürecine adapte olmasını ve çevresini oluşturma sürecini ifade eder. Cevabımız birinci toplumsallaşma. Evet yedinci soruya geldik. Yedinci sorumuzda ise kültürel çalışmalar yaklaşımı ilk kez nerede şekillenmiştir diyor arkadaşlar. Bakın bu şekillenmiş ifadesini dikkatle çiziyorum. Britanya yani Britanya'da ilk kültürel çalışmalar başlamıştır. Sekizinci soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Simmel'in çalışmalarından biri değildir? Simmel din felsefesi hakkında çalışmalar yapmamıştır. Cevabımız din felsefesi. Devam ediyoruz deneme sorularımıza. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Habermans'ın postodermizm ile ilgili görüşleri arasında yer almaz? Cevabımız modernite tanınmış bir projedir. Yer almaz olduğunu ifade ediyor. Onuncu sorumuzda ise kültürün toplumsal birlik ve bütünleşmedeki işlevi üzerinde yoğunlaşır. 1. 2. Ortak olarak paylaşılan bir kültürün toplumsal istikrarın oluşmasında önemli olduğunu belirtir. 3. Madde Kültürün hem belirlenen hem de belirleyen özelliklerinin karşılıklı ilişkisini vurgular. Dördüncü madde işlevsi yaklaşımın önemi bir temsilcidir. Yani bu soruda diyor ki yukarıda tespitlerden hangisi Durkheim'in düşüncelerini yansıtır? Bu dört maddede arkadaşlar Durkheim'in yani evine Durkheim'in düşüncelerini soruyor. Bakalım birinci kültür toplumsal birlik ve bütünleşmedeki işlev üzerindeki yoğunlaşma var mı? Evet. E, i̇ki ortak olarak paylaşılan bir kültürün toplumsal istikrarın oluşmasının önemli olduğunu söyler mi? Belirtir mi? Doğru. İki cevabımız doğru. Ve dördüncü cevabımız olan yani dördüncü madde olan işlevsi yaklaşımının önemli bir temsilcisidir. Yani cevabımız 1, 2 ve 4'tür arkadaşlar. 11. soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi alt Hüsler'in tanımladığı devletin ideolojik aygıtlarından biri değildir diyor. Devletin ideolojik aygıtlarından biri ordu değildir. Cevabımız ordu arkadaşlar. Evet 12. soruya geçiyorum. Aşağıdaki önermelerden hangisi Karl Marx'ın düşüncelerine ait olamaz? Cevabımız toplumlar yalnızca ekonomik maddi etkinlikler kendi terimiyle altyapı ilişkileriyle algılanabilir manevi unsurlar bu sürecin dışındadır arkadaşlar. Yani cevabımız A. Tabi cevaplar arkadaşlar değişebilir. Hani illa burada A varsa hani sınavda A olmayabilir. Önemli olan bizim cevabı ne olduğunu bilmemiz. Geçelim arkadaşlar 13. sorumuza deneme sorularını çözüyoruz. Yine tekrar ediyorum. Kültürü bütün bir hayat tarzı olarak açıklayan kuramcı. Yani kültürü bütün hayatın içine alan kuramcıyı bize soruyor. Raymond Williams cevabımız. 14. soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin ölçütlerinden biridir? Cevabımız Fransız Fransız Buiz. 15. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Friedrich Jemason'un postmodernizm anlayışıdır? Cevabımız geç kapitalizmin kültürel mantığı. Şöyle kodlayabiliriz. Kültürel mantık kültürel mantık diye kodlamalarda yaparsak unutmamış oluruz. Ama videoyu sürekli izlediğinizde de aklınızda kalır sorular ve cevapları. 16. sorumuzda ise evde antropoloji kavramı ile ilgili ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir? Bunu hatta hatırlıyorsanız eğer videoları izlediyseniz çözmüştük. Cevabımız araştırmacının kendi kültürü üzerinde çalışma yapması. 17. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi toplumsal tabakalaşma ve sınıfsal çatışma olgularını açıklamada kültürel sermaye ve habitus kavramlarını kullanmıştır? Pierre Bourdieu. 18. soru arkadaşlar. Durkheim'e göre yani Emile Durkheim'e göre ortak olarak paylaşılan bir kültür aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? sağlamaz. Cevabımız toplumsal çatışma. Toplumsal çatışma cevabımız. 19. soruda ise aşağıdakilerden hangisi 1960'lardan sonra yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Cevabımız hemen bakalım. Kültürün yapılandırıcı ve dönüştürücü etkisinin tartışmaya başlanmasıdır arkadaşlar. Devam edelim. Hemen 20. sorumuza geçelim. 20. sorumuz sanırım son soru olacak. Aşağıdakilerden hangisi topluma uyum sağlamaya yönelik toplumsal değer ve normların öğrenimini ve kültürün bir toplumda kuşaktan kuşağa aktarılma sürecini sağlayan hangi süreçtir? toplumsallaşma süreci çünkü bir birey topluma girdiği anda biraz daha hem girişkenlik olur hem kendine özgüveni gelir bu şekilde düşünürseniz eğer toplumsallaşma süreci kuşaktan kuşağa e, aktarılan bir süreçtir evet arkadaşlar e, bu sorularımızı cevapladık e, bir sonraki videoda soru çözmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.